Hikayemizin kahramanı lise 3. sınıf öğrencisi bir genç kız. Bu genç kız çok güzel ve iyi bir kızdı. Ve bu güzelliğiyle sınıfındaki pek çok arkadaşını geçiyordu. Hatta bu güzellik zaman zaman öğretmenlerinin bile dikkatini çekiyordu. Bir öğretmen kıza şeytani gözlerle bakmaya başlamış ve onu ders dışında da takip etmeye başlamıştı. Gözleri her yerde kızın üzerindeydi. Bir başka öğretmeni genç kızı bu öğretmenle mesafeli olması ve kendine dikkat etmesi konusunda uyardıysa da genç kız buna pek itibar etmedi. Öğretmeniyle arasını açmak için söylediğini düşündü. Öğretmeninin kötü emelleri olduğunu fark etmeden onun ilgisine karşılık verdi ve gün geçtikçe daha yakın olmaya başladılar. Genç kız doğru bir şekilde düşünemiyordu. Yaşı çok küçüktü, hayat tecrübesi yoktu. Bu yüzden de doğru kararlar veremiyordu. Olaylar hızlıca gelişti ve kısa sürede aralarından su sızmaz oldu. Öğretmen ise kızın bu hallerinden istifade edip gün geçtikçe ona daha fazla yaklaşıyordu. Genç kızın müsait olduğu zamanları kolluyor, o zamanlarda buluşma teklif ediyordu. Öylece ustaca planlıyordu ki her şeyi, kimse aralarındaki özel hukukun farkına bile varmıyordu. Aralarındaki samimiyet her geçen gün daha fazla artıyordu. Öğretmeni genç kıza artık onun hayatının bir parçası olduğunu ve artık ondan uzak kalamayacağını söylemişti. Kız başta bunu kabul etmedi ama kesin bir dille reddetmedi de. Bu çekimser tavrı öğretmenin ona çok daha fazla yaklaşmasına sebep oldu. Bu yakınlaşmalar artık fiziksel olarak da artmaya başlamıştı. Genç kıza cinsel arzularını belli etmekten ve yakınlaşmaktan çekinmiyordu. Bunlar sadece başlangıçtı. İlişkileri ilerledikçe her ikisi için de tehlikeli olabilecek şeyler yapmaya başlamışlardı. Zaman geçiyordu. Bir yandan okuluna devam eden genç kız, bir yandan bu öğretmeniyle ilişkisine devam ediyordu. Bu ilişki gün geçtikçe daha çok hoşuna gitmeye başlamıştı. Bir gün genç kız aşırı derecede yorgunluk, halsizlik hissetti. Devamlı da kusuyordu. Annesi durumu fark etti. Kızının sağlığının düzelmesi için elinden geleni yaptı ancak kız bir türlü düzelmeyip daha da kötüleşince onu alıp hastaneye götürdü. Yapılan tahlillerin sonucunda herkes şaşkına dönmüştü. Genç kız hamileydi. Anne bu haberle yıldırım çarpmışa döndü. Bu büyük rezillikle ne yapacaktı şimdi? Anne delirmiş gibiydi. Kızı doğru düzgün evden bile çıkmayan, dizinin dibinden ayrılmayan bir kızdı. Bu nasıl olmuş olabilirdi? Hemen kızını alıp eve götürdü. Tahlil sonuçlarından kızın haberi yoktu. Kız sadece üşüttüğünü ve ilaçlarla bu şikayetlerden kurtulacağını sanıyordu. Eve varınca onu bekleyen felaketten henüz haberi yoktu. Annesi yol boyunca sessizliğini korudu. Sadece kendi kendine "Ya Rabbi, bu rezilliği ört" diye mırıldanıyordu. Eve gidip biraz sakinleşince kızın yanına çağırdı. Bu hamilelik işinin nasıl olduğunu anlamak için kızına bazı sorular soracaktı. Bu çocuğun babası kimdi? Nerede ve ne zaman olmuştu bu iş? Bunun gibi bazı sorular kafasında dönüp duruyordu. Kızına "Nerede tanıştın onunla? Kim bu adam? Arkadaşın mı?" dedi. Kız bu sorularla çarpılmış gibiydi. Annesinin bu sözlerle ne kastettiğini bile anlamamıştı. "Ne arkadaşını soruyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum." dedi. Kız yanlış hiçbir şey yapmadığını söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı. Kendisinden emindi. Hiçbir erkekle birlikte olmamıştı ki. Uzun uzun tartıştıktan sonra annesinin şu sözleriyle bir kez daha şok oldu. O zaman bu hamilelik de nereden çıktı? Bu soru kızına başına yıldırım gibi düşmüştü. Genç kız ağlıyordu. Gerçekten hiç kimseyle birlikte olmamış, zina etmemişti. Annesi bir yandan ağlıyor, bir yandan da ona bağırıp dövünüyordu. "Rezil olacağız. Nasıl bir günah işledin böyle sen? Allah senin cezanı verecek." Bu konuşmalar akşama kadar devam etti. Kızın babası eve geldiğinde annesi ona durumu haber verdi. Babası çıldırmış gibiydi. Çok öfkelendi ve bebeğin babasının kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Genç kız kendisine hiçbir erkeğin el sürmediğine yeminler ediyordu. Abisi yetişmese babası neredeyse onu öldürecekti. Sonunda tek ilişkisinin okuldaki bir bayan öğretmenle olduğunu ve yaklaşık 7 aydır devam ettiğini itiraf etti. Öğretmenle aralarında geçenleri tamamıyla onlara anlattı. Ancak ailesi bu hikayeye inanmadı. Bu yalanı gerçek hikayeyi örtbas etmek için uydurduğunu düşündüler. Ancak kız tek ilişkisinin öğretmeniyle olduğuna yeminler ediyordu. Sonunda aile kızlarını polise götürmeye karar verdiler. Belki korkup onlara itiraf edebileceğini düşündüler. Ancak kız orada da farklı bir şey söylemedi. Sonra öğretmen çağrıldı. Tehditler ve baskılarla öğretmen öğrencisiyle ilişkisinin olduğunu kabul etti. Polisler ısrarla kocasının bu işin içinde olup olmadığını, kızın hamileliğinin bu yolla gerçekleşmiş olabileceğini öğrenmek isteseler de öğretmen bunu kesin bir dille reddetti. O da genç kızla ilişkilerinin nasıl ve ne şekilde başladığını polislere anlattı. Polisler her iki tarafı da dinledikten sonra ellerinde hamilelikle ilgili herhangi bir delil bulunmuyordu. Polisler öğretmenin kocasının bu konuya muhakkak bir ilişkisi olduğunu düşünerek
Bütün parçaları yeniden birleştirdiler. Öğretmen, kızla ilişkilerinin olduğu bir gün okula biraz zaman geciktiğini söylemişti. Bu gecikmenin sebebi kocasının bir iş seyahatine çıkacağı ve gitmeden önce onunla son bir kez birlikte olmak istemesiydi. Eşiyle birlikte olduktan hemen sonra okula gelen kadın koridorda genç kızı görmüş, ondan çok etkilenmişti. Kızı boş bir sınıfa çağırdı. O saatte herkes meşgul olduğundan kimsenin ruhu duymazdı. Bu genç kızla öğretmenin son kez ilişki yaşamalarıydı. Genç kızsa delirmek üzereydi. Ona hiçbir erkek elini bile sürmemişti. Nasıl oluyordu da hamile kalabiliyordu? Düşündükçe delirecek gibi oluyordu. Polisi çağırdı. Yeminler ederek hiçbir erkekle münasebeti olmadığını, hamile kalmasının mümkün olmadığını söyledi. Polise yalvararak bu konuyu çözmesini istedi. Polis memuru oradan ayrılıp masa başına oturdu. İfadeleri tekrar okudu. Parçaları birleştirdi ve kızın doğru söylediğine ikna oldu. Öğretmen kocasıyla birlikte olduktan sonra yıkanacak vakit bulamadığını, okuldan döndükten sonra yıkanmaya karar verdiğini söylemişti. Hala kocasının spermlerini üzerinde taşıdığından habersizdi. Genç kızla yaşadıkları ilişki sırasında onda bulunan bu spermler genç kıza geçmişti. Genç kız öğretmeniyle yaşadığı şeyler sırasında bekaretini kaybettiğinin farkında bile değildi. Dolayısıyla rahmine giren spermlerin ve oluşan gebeliğinin de. Öğretmenin kocası gerçekleri öğrendiğinde hemen karısını boşadı. Karnındaki çocuğun babası sayılabilmek için genç kızla kağıt üstünde nikahlanıp sonra da onu boşadı.